300 milyon can kişi astımla mücadele ediyor. Türkiye'de de yaklaşık 3,5 milyon astım hastası var ve bugün Dünya Astım Günü. Peki astımla nasıl mücadele edilir? Bu hastalıktan tamamen kurtulmak mümkün mü? Bunları konuşacağız. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Arzu Yorgancıoğlu. Titriniz biraz uzun. Evet. Hocam hoş geldiniz yanımıza. Uzun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de 3,5 milyon dedik. Dünyada 300 milyona yakın astım hastası var dedik ama astım denince biz çok korkuyoruz. Korkmalı mıyız? Korkmamalıyız. Kesinlikle korkmamalıyız. Astım genetik özelliği olan bir hastalık. Bir genetik yükle doğuyoruz. Çevresel faktörlerin etkisiyle bu hastalık ortaya çıkıyor. Ve astımlı hastalar tamamen kontrol altında olabilir. Yani tamamen normal yaşayabilirler. Her mesleği yapabilir. Her sporu yapabilir. Ve solunum fonksiyonları da tamamen normal olarak yaşamlarını sürdürebilirler. O nedenle hiç korkulacak bir hastalık değil. Çok iyi ilaçlarımız var. Hele hasta ilacını düzenli kullanıyorsa hiç korkacak bir şey yok. Şimdi ilacını düzenli kullanmak derken ömür boyu bu ilacı kullanmak durumunda mı yoksa bazı dönemler var özellikle şu anda içinde bulunduğumuz bu polen alerji mevsimi bu dönemlerde daha sık astım krizleriyle karşılaşıyoruz ama bu ne anlama geliyor ilaç konusunda düzenli kullanım? Her hastanın tetikleyicisi farklı. Polen alerjisi olan astımlı var, olmayan astımlı var. Her hastanın bir kere kendine dokunan risk faktörünü ortaya çıkarması gerekiyor. Bunu hekimiyle birlikte konuşarak ortaya çıkaracak. Sıkıştığı dönemlerde nefes açıcı dediğimiz ilaçlarımız var. Bunu kullandığı zaman hastanın nefesi rahatlar. Fakat esas bizim sevdiğimiz ve tercih ettiğimiz ilaçlarımız koruyucu ve baskılayıcı ilaçlar. Bu ilaçları aynen bir tansiyon hastasının her gün tansiyon ilacını alması gibi, bir şeker hastası olanın şeker ilacını her gün alması gibi astımlı hasta da her gün inhaler dediğimiz spreyini düzenli sıktığı zaman hiçbir problem yaşamaz. Peki çocuk hastalar, genelde çocukluk çağından itibaren görüyoruz astımı. Onlarda dikkat edilmesi gereken ekstra durumlar var mı? Özellikle şöyle yine aynı şekilde düzenli tedavi, koruyucu tedavi çok önemli. Annelerin çocukları fanus içinde yetiştirip büyütmemeleri lazım. Bu çocuklar her tür doğal ortama girebilirler. Okuldaki beden eğitimi aktivitelerine katılabilirler. Yeter ki tedavileri güzel ayarlansın. Eğer iyi bir tedavi görüyorsa çocuk her şeyi yapabilir. Sporunu da çok rahatlıkla yapabilir. Sokağa çıkıp arkadaşlarıyla da oynayabilir. Yediği gıdalara da dikkat edildiği sürece hiçbir sıkıntısı olmaz. Ama buradaki kilit nokta tedavinin düzenli kullanılması. Yani çocuklarda o zaman dikkat edilmesi gereken çok korumacı, çok baskıcı olmamak gerekiyor. Evet. Tam tersi bizim işte bir hijyen hipotezi dediğimiz bir hipotez var. Böyle aşırı korunan, kardeşsiz büyüyen, apartman dairelerinde bir sokakta oynamayan, hayvan ilişkisi olmayan çocuklarda alerji daha fazla gözüküyor. Ama hani sokakta oynayan çok kırsal alanda olan çocuklarımızda daha da az. Çünkü bu bağışıklık sistemi kendini ayarlıyor çocukluktan başlayarak. Bu önemli bir şey. Hakikaten fanuslarda büyütmeyelim çocuklarımızı. Şunu da sormak istiyorum hocam. Bu astım tedavisinde kullanılan ilaçların içinde kortizon var. Evet. Bu da çok fazla korkutuyor ama bu konuda ne yapmalıyız? Kortizon bizim astımda temel ilacımız. Bu baskılayıcı, koruyucu ilaçlarımızın temeli kortizon. Fakat şunu söylemek istiyorum. Hiç korkmasınlar. Çünkü bizim inhalerlerimiz dediğimiz spreylerin içerisinde kortizon dozu mikrogramlar. Yani çok 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 ve direkt akciğerlere gidiyor. Ağızda iyice çalkalanıp atıldığı zaman sistemik etkisi çok az oluyor. O yüzden bu kortizon etkisinden korkmasınlar. Kortizonu kullanmazlarsa olacaklardan korksunlar. Yani o zaman atağa girip o zaman ciddi sıkıntılar, solunum semptomları ortaya çıkabiliyor. Peki şimdi çocukluk çağında ben astım olmadım ama yetişkin dönemimde benim astımım çıkabilir mi? Çıkabilir. Evet. Yani çocukluk döneminde hiçbir semptomumuz olmaz. Erişkin döneminde astım ortaya çıkar. Ne zaman, nasıl ortaya çıkacağını öngöremiyoruz. Değişik bir seyir izleyebilir. Ama çocuklukta bir öyküsü yoksa da olabilir. Yalnız şöyle bir ipuçları olabilir. Çocukluk döneminde sık solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, bu enfeksiyonlardan sonra uzun süreli öksürükler gelişiyorsa, biraz daha bu çocuklarda ailede astım öyküsü veya alerji öyküsü varsa, bu çocuklar biraz daha dikkatli bakmak lazım. Daha yakın takip etmek lazım. Son olarak hocam yine sizden şunu rica edeceğim. Çünkü şimdi tedavi edilebilir, tedavi edilemez çok fazla tartışılıyor ama kontrol edilebilir bir hastalık mı? Hasta hayatına devam edebilir mi? Tamamen benim vermek istediğim mesaj şudur. Astım tamamen kontrol altında sürdürülebilir. Kişiler, astımlılar tamamen normal bir hayat yaşayabilirler. Vermemiz gereken mesaj şu bu. Çünkü genetik olarak yüklü gelen bir hastalığı ortadan kaldırmanız mümkün değil. Ama tamamen normal yaşatabilirsiniz.
Kontrol bizim için çok önemli astımda.